Mazot tarifi ne kardeşim, bilgilendir. Herkese merhabalar arkadaşlar. What? Bugün benden çok istenen bir tarifi yapacağım. Ne emin mazot tarifi, yani bir... Yok lan, mazot yapmıyordur herhalde ya. Güzel tarifi yapacağım arkadaşlar. Bu tarifi neden yapıyorum? Instagram'dan, YouTube'dan birçok kere söylediniz ama bunu mutlaka yapmalısın diye. Bunu yapmanız için paylaşmıyorum. Sadece teknik bilgi vereceğim. Videonun keyfini çıkarmanızı istiyorum. Ne yapalım? Başta malzemeleri göstereyim. Bir tadım yapıyor mu? Tanıtımını yapalım, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Başta şunu söylemek istiyorum. 3 farklı malzememiz var. Etil alkol, kullanılmış yağ ve sodyum hidroksitimiz var. 3 farklı. Oğlum şu an zaten maliyet zirvede. Malzemeyle mazotumuzu yapmış olacağız arkadaşlar. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada etil alkol de kullanabilirsiniz. Metil alkol de kullanabilirsiniz. Yani metanol. Ayrıca beyaz ispirto da kullanabilirsiniz. Bu saydıklarımızın arasında ispirtonun fiyatı en ucuzu. Metanolünki bir tık daha yüksek fiyatta. Etil alkol de en yükseği. Etil alkol neden kullandım? Alkolü atıyorum. Çünkü evde yapıyorum arkadaşlar. Bu masumanesi etil alkolle yapılıyor. Tabii şunu da düşünmek lazım. Metil alkolü şu an piyasada zaten bulması gerçekten çok zor. Normal bu tarifi açık havada yapmak gerekiyor. Böyle evde yapacaksanız mutlaka ama mutlaka maske takmalısınız. Tabii yine yapmanızı önermiyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi adam fiyatı diyor ama yapmayın diyor. Gibi sadece olayın teknik kısmını göstereceğim. Çok ısrar ettiniz diye yapıyorum. Ya mazot olduktan sonra arabaya koyup deniyorum oğlum. Bana onlarla gelin. Diyorum bunu ve şöyle söyleyeyim. Şöyle pencereniz, havalandırmanız güzel olacak. Ayrıca şunu da belirteyim. Havalandırmayı da açmanız gerekecek. Yani kısacası burada bir kimyasal deney yapmış olacağız. Sizden ricam, bu videoyu sadece keyif almak için, olayın tekniğini öğrenebilmek için izleyin diyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bu uyguladıklarımı uygulamayın arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Olayı biraz bilimsel açıdan bakmanızı rica edeceğim. Ve ne yapıyorum? Hızlıca oranları vererek yapılışına geçiyor. Zaten bu yaptığımız mazot yeni nesil araçlarda böyle çok kullanılması önerilmiyor. Tabii bunun avantajları da var. Jeneratörünüz var, kullanabilirsiniz. Ya da jeneratöre benzeyen motorlu araçlarda kullanabilirsiniz. Onu zaten filtrelenmiş halini göstereyim size nasıl filtrelediğimi. Şöyle bir tava aldım. Önceden kullanmış olduğum yağla su kalmıştır. Noktayı söylüyorum. Yağımızı iyice kaynatacağız. İçerisindeki o fazla suyu buharlaşacak. İçerisinde su kalmayacak. Çok iyi süzmemiz gerekiyor. Gerekirse o yaptığım işlemi 3 kere, 4 kere, 5 kere yapmanız gerekecek. Daha böyle ince tüllerle kat kat yapıp bunu filtreli hale getireceksiniz. Avantajı şu: kullandığınız yağ, lavaboya veya dışarıya dökmüyorsunuz. Geri dönüşümde kullanabiliyorsunuz. Hem bu çevre kirliliğini önlemiş olacaksınız. Hem de yaptığınız bu mazotun dışarıya salmış olduğu egzoz dumanı çok 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 daha az olacak. Yani çevre kirliliğini resmen burada önlemiş oluyorsunuz. O açıdan gerçekten avantajlı. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Evde kendinize mazot yapabilir misiniz ya da herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Yasal ama bunun satışı da yasak. Bunu da belirtmek istiyorum tabii. Gerekli açıklamalar. Ya yemişim satışını amına koyayım. 2 varil doldurdum mu şurada? 300-500 litrelik mazot yapsan yeter oğlum işte. Yasalmış arkadaşlar. Yaptıktan sonra keyif için bu videoyu izleyebilirsiniz. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle bir kavanozun içerisine hassas teraziyle ölçtüm arkadaşlar. 600 mililitre etil alkol ekliyorum. Şöyle hepsini bir boca edelim. Hepsini akıttım içerisine. Burada oranlara çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi de sırada sodyum hidroksit var. Bunun içerisine eklediğim zaman bir ısı açığa çıkacak. Kimyasal bir tepkime gerçekleşecek. Ve şişeniz bir parça ısıracaktır. Ve ne yapıyorum? Hızlıca bunun içerisine atıp kapağını kapatacağım. İyice çözülmesi için hafiften hafiften çalkalayacağım. Ve içerisine atıyorum bunu. Ve görüyorsunuz hareketlilik başladı. Kapağını kapatıyorum ve şöyle ona yol veriyorum. Dediğim gibi şişe bir parça ısınacaktır burada. İyice bir karıştırın, çözülmesine izin verin onu. İyice bir göbek attırıyoruz ona. Buradan çıkan gazı kesinlikle solumuyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum bu arada. Bir karıştırın. Homojen kıvama geldiği zaman duracağım. Evet, bu yeterince karıştı. Homojen kıvama geldi. Hafiften de ısındı ve ne yapacağız? Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Bu beni kenarda bekletti. Şimdi de yağ bir 60 dereceye kadar ısıtmamız gerekiyor. Ben önceden ısıtıp içindeki o fazla suyu buharlaştırdım, soğuttum. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan ayrı bir şey alacağız. 60 dereceye kadar ısıtacağız. Böyle dikkatli bir şekilde yağın hepsini ayrı bir kavanozun içerisine boca ediyoruz. Hepsini boca etti. Eklediğimiz yağ tamına 3 litre bu arada. Bu oran da çok önemli tabii. Bunu da belirteyim. Şimdi burada cam kullanmamın bir nedeni var. Neden dolayı? Şöyle ısıtıcımı göstereyim arkadaşlar. Çok ucuz aldım bu arada bunu. Ne yapıyorsun? Böyle şişenin içerisine daldırıyorsun onu. Şu kenarını da göstereyim. İyice monte ediyorsun. Askıda kalırsa çok güzel olacaktır. Ne dibe değsin, ne kenarlara değsin. Askıda kalması dediğim gibi önemli. Şimdi bunu prizine takalım. Şimdi diğer taraftan derecesini nasıl ölçeceğiz? Tabii ki şöyle elimde bir termometre var. Şöyle ne yapacağım? Bunu yağa daldıracağım. Şöyle daldırıyorum. Bırakıyorum. Şuradan bir kontrol ediyorum. Görüyor musunuz? 47, 52 hızlı bir şekilde yükseliyor. Bak, görüyor musunuz? Orada dalgalanmalar var. 60'a geldi. Hızlıca bunu çekebilirim artık. Bu ısıtıcının özelliğine mi derseniz çok hızlı bir şekilde ısıttı. En önemli özelliği bu. Abartmıyorum, böyle 20 saniyede sizle konuşurken 20-30 saniyede istediğimiz dereceyi elde etmiş olduk. Evet, şimdi iki karışımımız da hazır. 60 dereceli süzmüş olduğumuz yağımız. Diğer tarafta alkol ve sodyum hidroksit karışımı. Şimdi bu ikisini karıştırma zamanı. Sona doğru yaklaşıyoruz artık. Bunun kapağını açtım. Yağımı ortaya alıyorum ve bunun içerisine usul usul aktarıyorum arkadaşlar. Evet, hepsini aktardım. Bunun da sıkıca ağzını kapatıyorum. Ağzına lastik yaptım sağa sola taşmasın diye. Karıştıracağım çünkü. Ve bunu artık karıştırma zamanı. İyice bir karıştırıyoruz burada. Bir 30-40 saniye kadar karıştırıp kendi haline bırakacağım artık. Evet, bunu yeterince çalkaladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bundan sonrası sadece beklemek. Ne mi olacak? Kimyasal bir tepkime gerçekleştikten sonra dibe gliserin çökecek. Üst tarafta da mazot, yani biyodizelimiz oluşmuş olacak. Bunun için de bir gün beklemek gerekiyor. Bir gün bekliyoruz. Ardından ne yapacağız? Üst kısmı alacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çökelti oluştu. Bir 12 saat kadar bekledim. Normalde bunu ne kadar beklersen o kadar saf bir şekilde elde etmiş olursun. Yukarısı parlak, aşağı gittikçe bulanıklaşıyor. Şimdi ben bunu süzeceğim. Süzme işlemini nasıl yaparsın? İstersen dibe musluk alırsın. Musluklu bir kavanozda çalış.
Kolaymış lan yapması. İstersen de benim yaptığım yöntemle yaparsın. Bunun kapağını şöyle bir açıyorum. Şunu da böyle bir çıkaralım yavaş yavaş. Çıkardı. Şöyle bir düz kepçe elde ederseniz arkadaşlar. Kokusu, rahat bir şekilde kokusu. Çıkarabilirsiniz içerisinden. Ve ne yapacağım? Yani şöyle tutayım göstereyim arkadaşlar. Şu dikine ekleyebiliyorsunuz, dalgalayabiliyorsunuz içeriye. Şöyle alıyorum. Kulağım da yoğun zaten. Görüyor musunuz? Buradan belli oluyordur. Dalgalandırayım şöyle. Buradan alıp temiz bir şişenin içerisine aktarıyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi doldurdum. Çok güzel oldu ya gerçekten. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Dediğim gibi bence bunu denemek çok mantıklı değil. Ama ben yine sizin merakınızı gidermek için olayın teknik boyutunu anlatmaya çalıştım. Bunu jeneratörde deneyebilirsiniz ki ben bunu saklayacağım. Sakladıkça zaten dibe çökecektir. Daha da böyle parlak bir hale gelecektir. Biten fire vere vere daha parlak, daha saf, tortusuz bir kıvama getireceğim ve bunu jeneratörde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese... Aa, tam sarhoş konuşması bak. Bendeki o, bende olduğu gibi olacak. Jeneratörde kullanabilir. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese afiyet olsun demek isterdim ama bu videonun sonunda o şekilde demeyeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir hafta daha beklettim. Onu da göstermek istedim. Bu mazota bayıldım. Her gün kullanıyorum. Görüyorsunuz daha da parlak oldu. Yani beklettikçe bu şekilde daha böyle süzülüyor arkadaşlar.